Nefes alırken hissettiğimizdir hayat. Bir deniz kenarında ya da bir ormanın tam ortasında. İnsan diyar diyar gezer, bazen sığınacak bir yer bulur kendine, bazen de iliklerine kadar aşkla tutulduğu kendi cennetini. Ama çok azı Halikarnas balıkçısı gibi mahkum edildiği yere bağlanır görünmez bağlarla. Ve o bağlar dile gelir, romanlara, şiirlere konu olur. Cevat Şakir Kabaağaçlı 17 Nisan 1890'da Girit'te dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğüydü. Çocukluk yıllarını babasının elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. Büyükada'da başladığı eğitim hayatına Robert Kolej'de devam etti. Edebiyata ilgi duyduğu yıllardı. İngilizceden çevirdiği ilk yazısı İkdam gazetesinde yayınlandı. Hayalinde hep denizcilik vardı. Liseden sonra İngiltere'ye gitmekti düşüncesi. Ancak ailesi denizcilik değil, tarih eğitiminden yanaydı. Oxford Üniversitesi'nin ardından İtalya yılları başladı. 1913'te İtalyan model Agnesi ile evlendi. Bir süre sonra İstanbul'a döndü, yazılarına devam etti. Bu yıllarda maddi sıkıntı içine giren ailesi Afyonkarahisar'da bir çiftliğe yerleşti. Cevat Şakir'in hayatına büyük etki eden olay da bu sırada yaşandı. Çiftlikte babasıyla tartıştı. Kimilerine göre tartışmanın nedeni İtalyan bir kadınla yaptığı evlilikti. Tartışma sırasında silah ateş aldı. Çıkan kurşunla babası Mehmet Şakir Paşa yaşamını yitirdi. Cevat Şakir cinayet suçundan yargılandı. 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. 7 yıl yattıktan sonra vereme yakalanınca tahliye edildi. Babasının ölümü ise ona büyük bir yürek sızısı bıraktı. Cezaevinden çıkınca yazılarına devam etti. Dergi kapakları hazırladı. 1925'te 4 asker kaçağının idamdan önceki son gecesini anlattığı yazı hayatını tamamen değiştirdi. İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, suçlu bulundu, 3 yıllık sürgüne gönderildi. Sürüldüğü yer Ege'nin en sessiz, sakin ve uzak köşelerinden Bodrum'du. Bu hayatında yepyeni bir sayfa demekti. O yıllarda Bodrum'da kıyı insanları yaşıyordu, balıkçılıkla geçinen insanlar. Cevat Şakir denizin kenarında bir ev tuttu, avluya açılan kapıdan denizi gördü, o anki hislerini yazılarında tasvir etti. Çocukluktan beri ilk kez çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü düştüm. Şiddetle hayret ettim. İçimde hayranlık, gönül açıklığı, şükran, kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım. Güzel dünyanın kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inciymiş, pırlantaymışlar gibi yüzüme sürdüm. Üstüme başıma avuç avuç akıttım. 1,5 yıl sonra sürgün cezasının ikinci yarısı için İstanbul'a gitti. Ancak Bodrum'dan uzak kalamadı, geri döndü. Bundan sonraki yazılarını Halikarnas balıkçısı adıyla yazdı. Halikarnas, Bodrum'un antik çağdaki adıydı. Eserlerinin çoğunu da burada üretti. Bodrum'da bulduğu huzuru Mavi Sürgün adlı kitabında anlattı.
Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocukları, Uluç Reis ve Deniz Gurbetçileri adlı romanlarını yazdı. Hikayelerinde çoğunlukla deniz kenarındaki yaşamları işledi. Balıkçıları, dalgıçları, süngercileri, ekmeğini denizden çıkaranları, denize gidip de dönmeyenleri anlattı. Bodrum'un güzelleşmesi için de büyük çaba gösterdi. Ceplerine doldurduğu tohumları dört bir yana ekti. Diktiği ağaçlar ve adeta baştan yarattığı doğasıyla yıllar sonrasına miras bıraktı. Mavi yolculukların da fikir babası oldu. Çıktığı o yolculuklarda peynir, tütün ve rakı vazgeçilmeziydi. Dünyadan kaçmak da onun için o yolculuklar. Gür sesiyle de dostlarına hep Bodrum'u anlatıp durdu. 1971'de Kültür Bakanlığı'nın devlet kültür armağanına layık görüldü. Halikarnas balıkçısının 3 evliliğinden 5 çocuğu oldu. Son yıllarında kemik kanserine yakalandı. 13 Ekim 1973'te tedavi gördüğü İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Öldükten sonra 25 yıl yaşadığı Bodrum'a gömülmek istiyordu. Vasiyetinde bu isteğini anlattı. Bodrum'a gömülmek istiyorum. Sakın mermer, beton filan istemem ha. Bir taş bulun, yazısız. Onu dikin mezarımın başına. Benim tekne su almaya başladı. Şatafatı da sevmem. Tepelere, deniz gören yerlere gömülmem şart değil. Nasıl olsa yattığım yerden denizi seyredemem. Denizi ruhumda yaşatıyor. Gönül gözüyle her zaman görüyorum. Beni ziyaret için çocuklar ara sıra da olsa gezmiş, hava almış olurlar. Zaten ben saygı duruşu isteyecek değilim ya, balıkçıya bir merhaba yaraşır. Vasiyeti üzerine naaşı Bodrum'a götürüldü. Bodrumlular yaşlısı genci cenazeyi karşılamak için yollara çıktı. Tekneler kıyıya yanaştı. Yıllarca kendileriyle sohbet eden, gül ağacı bastonuyla sokaklarına adımlayan, acılarını paylaşan, şakalaşan, hikayelerini anlatan balıkçıyı uğurlamaya gelmişlerdi. Tabutuna çiçek yağdı. Cevat Şakir, Gümbet'te, Türbe Tepesi'nde seçtiği yere defnedildi. Bodrumlular daha sonra oraya Gönül Tepesi adını verdi. Aynı yerde kendi adıyla bir de müze açıldı. Hayatı boyunca büyük aşk besledi Bodrum'a. Bir sürgünle gitmişti oraya ama sürgün diye gittiği yer aslında cenneti olmuştu. Bunu anladığında da bir daha ayrılmadı oradan. Ölene dek ve öldükten sonra da. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.